İyi günler Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Ermenistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, Ermenilere karşı gerçekleştirilen soykırımdan insanlığın ders almadığını fark etmek acı verici. Batı Ermenistan'ın Ararat Dağı geçmişte deniz kenarı çıktı. Arsak Devlet Başkanı Aray Karutunyan, Stepanagert'teki yeni çok daire listede 300 daire olacak. Beyaz Saray Sözcüsü Ermenilere karşı uygulanan jenosit terimini kullandı. Rus Kilisesi Ayasofya hakkında ortaçağa geri dönemeyiz. Ermeni mimarın tasarladığı cami Türkiye'nin kültürel mirası listesine dahil edildi. Ermenistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, "Biz Ermenilere karşı uygulanan soykırımı unutmayacağız ve onun sonuçlarını kabul etmeyeceğiz" dedi. Sarkisyan, korkunç katliam günlerinde hayatlarına tehlikeye atan bazı Kürt ve Türk ailelerin birçok Ermeni'yi kurtardığını da hatırlattı. Mısır'da 1875 yılından beri yayınlanan ve Arap medyasının itibarlı gazetelerinden biri olarak sayılan Alahrama reportaj veren Ermenistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, 1915 olaylarını Osmanlı tarihinin korkunç soykırımı şeklinde değerlendirdi. Sarkisyan, her yıl 24 Nisan'da dünyanın dört bir yanındaki Ermeni halkı 1915 Ermenilere uygulanan soykırımı anıyor dedi. Cumhurbaşkanı Sarkisyan kendisine sorulan Soykırım kurbanı 1,5 milyon insan 1. Dünya Savaşı sırasında Osmanlı İmparatorluğu'nun uyguladığı şiddetin yanı sıra kıtlık ve hastalıklar nedeniyle öldü. Bununla ilgili ne söylersiniz sorusuna şu cevabı verdi. 1915-1923 yılları arasında insanlığa ve medeniyete karşı işlenen suçtan bu yana 100 yıldan fazla zaman geçti ancak bu suçun sonuçları hala devam ediyor ve Ermenistan Cumhuriyeti'nin doğal gelişimini engelliyor. Aslında Osmanlı Türkiye'sinde Ermenilere uygulanan düzenli katliamlar 1894-96 yıllarında Sultan II. Abdülhamit döneminde 300 bin Ermeninin öldürülmesiyle başladı. Jön Türk hükümeti 1. Dünya Savaşı'nın sağladığı fırsattan yararlanarak 1915-16 yıllarında Ermenilerin tamamen yok edilmesi planının uygulanmasını inanılmaz bir ölçek ve kapsamda sürgünlerin yanı sıra şiddet ve cinayetle başlattı. 1. Dünya Savaşı'ndan sonra Türkiye'nin yeni lideri Mustafa Kemal, Seleflerinin görevine devam ettiği Kilikya ve Batı Ermenistan'daki geri kalan Ermenileri sildi. Makalenin tamamını web sitemizden okuyabilirsiniz. Batı Ermenistan'daki Ararat Dağı'nın eteklerinde yer alan Iğdır'da bir doğa sever yaprak fosilleri buldu. Dağın zirvesinden koparak düşen kayaların içinde tespit edilen fosiller kısa zamanda ilgi odağı oldu. Birbirinden farklı yapraklara ait fosillerin bulunduğu kayalıklar Iğdır ve Erzurum'dan bölgeye gelen akademisyenlerce incelendi. Bitki örneklerini inceleyen akademisyenler, aralarında sıcak ve deniz kenarında yetişen palmiye yapraklarının da olduğu bu fosillerin hangi bitkilere ait olduğunu tespit etmek için çalışma başlattı. Profesör Doktor Levent Gültekin, fosillerin bulunduğu Aras Vadisi'nin biyoçeşitlilik yönden çok zengin bir bölge olduğunu söyledi. Gültekin şöyle devam etti: Paleontolojik devirlere gittiğimizde yaklaşık 23 ile 55 milyon yıl öncesinde Kars'ın Kazman ve Iğdır'ın Tuzluca ilçeleri deniz kenarıdır. Burası Paratetis denizinin kıyı bölgesidir diyebilirim ve burada palmiye ağaçları bulunmakta. Bugün günümüzde bu bölgede palmiye ağaçlarına rastlayan yok. İşte bilimsel kanıtlar da mevcut diye konuştu. Dün Arsah Cumhuriyeti Devlet Başkanı Arayi Karutunyan, Stepanagert'teki konut inşaatı programlarına adanmış bir çalışma toplantısı düzenledi. Toplantıda hazır bulunan Dominik Sistem adlı şirketin yetkilileri devlet başkanına şirket tarafından başkentte çok konutlu bir site inşaatının çalışmaları hakkında bilgi verdi. Dominik Sistem adlı şirketin yetkilileri işbirliği için devlet başkanı Harut Dünyan'a teşekkür etti ve plana göre 2022'de 120 dairenin ve önümüzdeki 3 yıl içinde de 180 dairenin faaliyete geçeceğine söz verdi. Az önce Beyaz Saray sözcüsü geçtiğimiz günlerde Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Ermenilere karşı uygulanan jenosit anıtının vandalistler tarafından tahrip edildiğini duyurdu. Siyasetçi Suren Sarkisyan bunu kendi sosyal medya hesabı olan Facebook sayfasında dile getirerek Ermenilere karşı uygulananlar için bilinçli ya da değil dile getirilmeyen jenosit teriminin Beyaz Saray yetkilisi tarafından dile getirilmesini sanırım her halükarda Ermenistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nün bu ifadeye yanıt vermesi ve bilinen tarihi gerçekleri doğru bir şekilde değerlendirdiği için teşekkür etmesi gerekiyor dedi. Beyaz Saray Sözcüsü Kayli Mekkena'nın gazetecilere verdiği demeçte köleliğin kurbanları da dahil olmak üzere insanlığa karşı tüm suçlara saygı olarak Ermenilere karşı işlenen jenosit anıtının vandalizme maruz kalarak tahrip edilmesi anlayış ve tarihsel bilgi eksikliğinin bir kanıtı gibi görünüyor dediğini hatırlatalım. Rus Ortodoks Kilisesi, Konstantinopolis'teki Ayasofya Katedralini camiye dönüştürme girişimine karşı çıktı. Kilise Dış İlişkileri Sorumlusu Piskopos Hilarion televizyonda şu yorumu yaptı: "Ayasofya'nın neden şu anda ibadet yeri olarak açılması gerektiğini anlamıyoruz. Ancak Türkiye'nin iç politikasının yanı sıra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ayasofya'yı camiye dönüştürme destekçilerini destekleme arzusuyla bağlantılı olduğunu varsayabiliriz." Oysa mevcut durumda böyle bir adım din özgürlüğünün ihlali olacaktır. Orta çağa geri dönemeyiz. Şimdi çok yönlü ve çok dinli bir dünyada yaşıyoruz. İnançlı insanların duygularına saygı duymalıyız. Daha önce Türkiye Yüksek İdare Mahkemesi olan Danıştay'a 24 Kasım 1934 yılındaki Ayasofya'yı müzeye dönüştüren kararının iptalini ve katedralin camiye dönüştürülmesini talep etmek için dava açıldığını hatırlatalım. Davayla ilgili nihai mahkeme kararı duruşmadan iki hafta sonra ilan edilecek. Nevşehir ilinin Aşağı barı köyündeki cami eşsiz bir yapı olarak Türkiye'nin kültürel mirası listesine dahil edildi. Habertürk'e göre Nevşehir'in aşağı Barak köyündeki cami 1850'lerde bir Ermeni mimar tarafından yapılmış ve Türkiye'de böyle iki cami var ve eşsiz bir mimari yapı olduğu için kültürel miras listesine dahil edildi. Aşağı Barak köyünde yaşayan 92 yaşındaki Niyazi Karaca bu camiyi inşa etmek için köylülerin keklik adında bir ustayı davet ettiklerini anlattı. Usta en iyi caminin Ermeni mimarlar tarafından tasarlanabileceğini söyledi. O zamanlar Ermeniler Nevşehir'de hem kilise hem de cami inşa ediyorlardı. Ermeni mimar geldi ve camimizi tasarladı dedi.

Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşçakalın.